Evet arkadaşlar, bugün ekibimizle beraber intibahı konuşacağız. Hazırsanız. Evet arkadaşlar, bugün ekibimizle beraber intibahı konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. O gözlük bir şey katıyla nerede? Fatih Hocam, hoş geldiniz. Fatih, al. Alkış. Bu konseptin bay metotları. Yusuf ve Abdülkadir. Evet, ehemmiyet vermeyin. Hocam. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız hocam? Allah'ın keremine binler şükür hocam. İntibah kelimesini duyunca zihninde neler oluşuyor? Zihninde olan düşünceler nelerdir? Örnek aldığım kişiler ve düşünceler değişti. Daha önce farklı, gerek Avrupa'dan gerek farklı kültürlerden insanları örnek alıyordum. Ronaldo. Düşünce yapısı olarak. Yok, hayır. Akademik olarak. Ama onların çözüm sunmadığını fark ettikten sonra ve en büyük başarının da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın olduğunu öğrendikten sonra, başarıyı elde ettiğini bildikten sonra daha çok onun hayatını öğrenmeye ve yaşadıklarını yapmaya gayret etmeye başladım. Yani hayatımı değiştirdim ona göre. Güzel bir noktaya değindin. Yani bunlar varken neden çoban olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kainatın bir numaralı insanı? Yani bir sonraki hayata çözüm bulduğu için değerlendi. Benim gözümde tekrar zaten öyleydi. Yani ondan sonra bu dediğimiz gibi profesörler olsun, bizim yüksek makamda gördüğümüz insanlar aslında öyle olmadığını, yani elinde çözüm olduktan sonra olabilir ama çözümsüzken çok da bir şey olmadığını, yani asıl başarının ne olduğunu anladım. Direkt aklıma gelen şey uyanış. Allah rahmet eylesin Malcolm X'in bir sözü var ya, binlerce uyanı uyandırmaya bir tek uyanık yeter. Daha önceki hayatım hep bir arayış, daha doğrusu bir uyanmaya çalışmak çabasıyla geçtiği için, daha önceki hayatım gerçekten uykudan bir ibaret gördüğüm için, intibah ve bu hakikatler bana bir uyanış oldu aslında. Direkt sorgulamak geldi aklıma. İlk başta nefsi, nefsten başlamak üzere diğer bütün fikir akımlarını, gerek ateizm olsun, deizm olsun, agnostizm olsun, bunları sorgulamak, bunlara cevap vermekten öte bunları sorgulamak. Futbolcu olmak öyle çare değil. Neden öyle dedin? Yani futbolcu olmayalım mı? Futbolcu olmasın mı insanlar? Ya, şöyle, olalım ama elimizde çözüm varsa. Çözüm elimizde olduktan yani sonra. Yani Ahmet abinin bir örneği vardı ya, kimse doktor olmasın demiyoruz. Bu arada biz kimse doktor, mühendis olmasın demiyoruz. Bunca çaba boşa gitmesin ve bir paraşüt alalım diyoruz. Çünkü hatırlayın, doktor olmaktan daha önemlisi sıfırı bir yapmaktır. Yani önce elinde yani en büyük problemi bir çöz, ondan sonra doktor ol. Kendi iç dünyamda ona tanımlamada bulunacak olursam, Budizm'deki Nirvana, tasavvuftaki fena fillah gibi dış dünyanın prangalarından kurtulup, gaflet perdelerinden sıyrılarak ruhi kurtuluş haline ulaşmak olarak tanımlardım bunu. İntibah hayatında neleri değiştirdi? İntibah en çok bana kattığı şeylerden bir tanesi sorgulamak oldu. Her insanın nefsinin istediği belli başlı şeyler vardır. Bunlara sürekli cevap vermekten öte, işte şunu yaparsan şöyle olur, bunu yaparsan böyle olur, bunu yapma, şöyle yapmadan öte, bunu neden yapayım? Yapmam için bana bir delil getir diye onu sorgulamak. Onun seni sorgulamasına izin vermemek ve sürekli bir şekilde senin onu sorgulaman. Sürekli bir şekilde, devamlı bir şekilde nefsi bu şekilde sorgulamak çok zor. Gerçekten çok zor. Günlük hayatta sürekli bir şekilde unutturuyor yani insana. Bu zamana kadar kendi nefsimden gelen o şüphe ve ses sorulara ve dışarıdan ateist deist gibi fikirsel gelen sorulara cevap vermekten önce buyur. Yani tamam sen beni sorguluyorsun ama önce bir sen kendin yani bana adil bir ispat. Ha, adil bir sorgu, adil bir savaş, bir mücadele. Buyur sen kendini bana ispatla. Ondan sonra beni soru sormaya, bana sınava çekmeye hakkın olsun. Yani onların da zaten hiçbir şekilde bir ispatları, delilleri yok ellerinde. Zaten taktikleri bu bildiğimiz gibi bay metot yani. Kartları boş, elinde hiçbir şey yok. Ama ne yapıyor? Tamamen bizim üzerimize ancak böyle çıkmaya çalışıyor. Sorgula, eleştir, alayla, dalga geç, üste çık ve kendini sorgulatma hiçbir şekilde. Evet. Buyur ispat et, ben ispat edeyim, sen ispat et, konuşalım. Aynen ama yani ispat yok, ha. Sor. Gerici, işte Arap'ın dini falan, hep böyle şeyler, eleştiri, karalama. En büyük bay metot içimizde yani nefsimiz. Bu bay metodunuzun intibah bakış açısına karşı tutumu nasıl oluyor? Ne tepkiler veriyor yani sizin bay metodunuz? Genelde bir mücadele yaşadığım gerçek. Kendisi devamlı sorular sorup cevaplamamızı istediği bir şeyler oluyor. Ona karşı tabii ki çok kolay olduğunu söyleyemem ama intibah bakış açısı sayesinde cevaplayabilecek yolları hemen bulamasam da bir şekilde bulup
gün içerisinde onun cevabını verebiliyorum. Şimdi bu soruya yaşadığım bir hatıramla cevap vermek istiyorum. Şimdi bir gün namaza durdum. Namaza durduğun zaman hani her ne kadar biliyor olursan o şeytan bir ihtimaldir deyip ya yoksa diye vesvese atıyor insana. Evet. Yani kalıyorsun da ya yoksa irtibattan önceki nesil olsaydı atomdan giderdi, kuarttan şuradan burada birçok yerden kainat derdi, şöyle böyle derdi. Birçok ispat yapmaya çalışırdı. Tam o ispatlara girişecekken dur dedim. Hani ateizm videosunu izleyenler de bilecektir. Aslında bir yaratıcıdan çekerek varlığı maddenin kendisiyle açıklar ateizm. Evet. Nefsime şunu sordum. Sen yaratıcıyı inkar ettiğin dakikada aslında maddeye ilahlık veriyorsun. Maddede bu potansiyelin olduğunu ispat et. Evet. Bir adım geri çekildi. Ya varsa ve kural koymamışsa dedi. Deizm mantığı. Deizm sen bir sus diye bir videomuz var. Onu da izleyebilir arkadaşlar. Orada da senin daha kendi maddenden haberin yok. Evet. Maddi vücudunun bile tamamını bilmiyorsun. Değilsin. Evet. Tamamına hakim değilsin. Bu vücudun kurallarını sen koyamazsın. Deyip orada kesti. Evet. Direkt ne oldu? Belki oturup yarım saat, bir saat ispat yapacakken hemen iki soruyla işin içinden çok rahatça çıkabildik yani. İlk önce kendisi zaten beni sorguluyordu. Hani ay şöyleyse, ya böyleyse. Benim sorduğum ise tamam o zaman öyleyse göster. Öleme bir çarem varsa göster, yoksa sus. Ya böyle oradan tıkanıyor mu, cevap verebiliyor mu? Burada zaten öleme bir çaresi olmadığı için mecburiyetten susuyor abi. Dışarıda ateistlerle ya da diğer fikirsel insanlarla mücadele ettiğimiz gibi en büyük bay metot içimizde ve o da bir bay metotluk yapıyor bize. Devamlı işte ispat istiyor, delil istiyor, bizi sorguluyor. İşte elimizdeki hakikati bize küçümsetiyor. Sanki onu değersizmiş gibi alaya alıyor, şey yapıyor. Tamam nefsim. Buyur, ben elimdeki hakikatleri bir köşeye bıraktım. Bana sen kendin bir ispatlar mısın? Beni çağırdığın yer doğru mu? Ölüme çaren var mı? Bir çözümün evet. Çıkışın var mı? Buyur sen bana ispat et, gidelim. Hep ben ispat etme çabasında değil mi? Buyur bir sefer de sen ispat et. Nefsten ispat isteyince intibah mantığıyla bay metoda ve oraya ayağını basıp diretince, yani o kararlılığı sergileyince evet. Otomatikmen hiçbir çözüm olmadığı için verecek de bir tepkisi olmuyor yani. En son karşılaştığın bir bay metot oldu mu ya da bir olay oldu mu, bay metotlu bir olay oldu mu? Olay ne bay metodu ya? Ne? Burası Flash TV oldu, burayı kesmesin. Yani bir olay... Abdülkadir, gideyim mi? Adam var mı? Tamam. Şimdi geçmişten iki tane arkadaşım vardı. Çocukluğu arkadaşlarımdı. Biri deist, biri ateist. Karışık kafalar, bayağı karışık. Bir gün neyse çağırdılar beni, gel oturalım dediler. Oturduk neyse, muhabbet etmeye başladık. Ne zaman onlarla otursak konu döner dolaşır. Oraya gelir. Oraya gelir yani. Evet. İslamiyet'e gelir. İslamiyet şöyle, İslamiyet böyle, Müslümanlar şöyle. İspat getirir, yaratıcının varlığına dair delil getirir. Sürekli bu konuları tartışır kendileriyle. Hani intibahtan önce de verdiğimiz delillere hiçbir şekilde karşı çıkamamalarına rağmen bir türlü inat var adamlarda. Hani yine oturduk neyse, şimdi bir de sigara kullanıyor arkadaşlar. He. Tütünü aldı, sarmaya başladı şöyle. Anlat bakalım dedim. Tam bay metot şeyi bu. Tam anlatmaya başlayacaktım. Evet. Dedim dur. Hemen rahatladım, şöyle geriye yazdım. Sen anlat lan dedim. Burada Mehter Marşı girdi. Evet. Ne anlatayım dedim. Yaşadığın hayat seni çözüme mi götürüyor, çıkmaz lan dedim. Evet. Ne çözümü ne çıkmazdı. Bir insanın en büyük problemi nedir dedim. Ölüm, ayrılık, tatminsizlik. Evet. Senin hayatının, yaşadığın hayat modelinin, peşinden gittiğin ideolojinin bunlara bir çözümü var mı yok mu? Şöyle düşündü, taşındı, yok dedi. O zaman sus da İslam konuşsun dedim. İslam'ın hiç yoktan bir iddiası var. Şimdi gel İslam'ı konuşalım. Daha önceleri ateist dediğin zaman ateist. Evet, yüksek birisi, bilgili birisi, bununla nasıl konuşacağım diye insan şey yapıyordu ama intibah bakış açısı onu tamamen kökünden kesiyor aslında onların o kadar da bilgili olmadığını. Sadece yaptıkları için eleştiri, alay. Dikkatimi çekiyor mesela, delil getir diyorsun. Delil getiren, delil getirmeye çabalayan en azından 2-3 kişiden fazlası çıkmıyor. Geriye kalan herkes daha çok hakaret ve küfür etmek üzerine. Evet. Daha sonrası da engel. İntibahı tek kelimeyle özetleyecek olursan o kelime ne olurdu? Susturucu. Ölüm çözüm. Kurtuluş derim buna. Uyanış yani. Uyanış. Formül. Bay metodu bir kelimeyle anlatacak olsanız o ne olurdu peki? Bay metodu anlatacak olsak bu zor oldu gerçekten. Bay metot şeytan. Bay metot. Firavun. Kaçış.
Kaçış. Vay. Güzel cevap verdi. Kaçış. Doğru. Tamam, teşekkür ederim hacı. Evet, çok güzel hocam gerçekten. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Allah bir şey verdiniz. Güzellik kattınız sohbetimize. Geldeyiz. Fatih Hoca ile dosta doğru. Evet hocam, teşekkür ederim. Rica ederiz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın hocam. Görüşmek üzere. Bravo. Evet arkadaşlar, video buraya kadardı. Siz de intibahın hayatınızda neleri değiştirdiğini, bay metodunuza karşı intibah bakış açısının neler yaptığını, onu nasıl susturduğunu yorumlara yazıp bizimle paylaşabilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm.